Lem'atü 3. üçüncü lem'a. Unzur ile nakş turahil madrub alel ihya ve ieta il hayat. Cenab-ı Hakk'ın ihya ve hayat vermek üzerine e, vurmuş olduğu turlarından şu nakşa bak. Yani bir e, canlı var, bir de hayatın verilmesi. Burada nazara verilen hayatın verilmesi bununla alakalı Cenab-ı Hakk'ın koyduğu e, turraya bak. Nezkür mimme la yuaddu sayısızlardan yani sayısız turralar var. Onlardan zikredeceğiz. Vahiden <laughs> bir tanesini. Ve huve <laughs> o da şudur. Ennahu kema enneli şems ala kulli şeffaf şeffaf ev keşeffaf. Nasıl ki güneş için şeffaf veya nim şeffaf yarı şeffaf olanlarda vardır ee, ne gibi şeylerde minesseyyarat ta seyyarelerden ilalgatarat damlalara kadar yağmurun damlaları gibi ve ilazzerratı züceciye ve cam parçalarına zerrelerine ve züceycatı selciye karın şişecikleri yani karda da güneşin timsali var ya. Sikketen misaliyeten e, onun temessül etmiş bir sikkesi vardır. Min celevatihe cilvelerinden. Yani nasıl ki güneşin işte gezegenlerde bir görüntüsü var. Yağmur damlalarında e, ve cam parçalarında, karın şişeciklerinde bütün bunlarda e, güneşin cilvelerinden misali bir sikke var. Yani her birinde sanki küçük bir güneşlik görüntü olarak görülüyor. Ve tura agarra hasse bihe ve ona has e, parlak bir turra var. Kedalik aynı şekilde inne şemsil ehadiyeti sermediye e, ehad ve sermet olan yani tek olan sermedi olan e, Cenab-ı Hak için orada mecazen şems tabiri kullanılıyor, şems-i ezel gibi tabirlerde, risalelerde geçer. Ee, Ehat, samet, ehad ve sermet olan şems-i ezel içinde vardır. Alaküllediği hayatın her bir e, zi hayatta, her bir canlıda minciyetil ihya, hayat verme cihetinden ve ifadatil hayat ve hayatı verme noktasından vardır. Turraten ve sikketen. Bir e, turra ve sikke vardır. Min tecellil ehadiyeti. hadiyet tecellisinden. E, tazhar bir husus. E, e, tuzhir bir hususiyye. Öyle bir hususiyet izhar eder ki. Lev iştemaat. Lev iştema el esbab Bi fardil iktidar ve ihtiyar lehe. Yani biz sebeplerde e, iktidar ve ihtiyar yani güç ve irade olduğunu farz etmiş olsak, bütün sebepler toplanmış olsa aleen en onu taklit etmek ve yetu bi mithriha ve mislini getirmek hususunda e, böyle toplanmış olsalar lem yefalu yine de yapamazlar. Ve lev kana libadin zahira birbirlerine sırt da verseler, destek de olsalar onun e, taklit etmeleri mümkün değildir. Şöyle ifade edeyim. Mesela yeryüzünde gördüğümüz bütün parlaklık güneşten geliyor. Bütün enerjiler güneşten geliyor. Denize baktığımızda denizin tamamı bir ayna gibi. Bir de denizdeki her bir kabarcık yine bir ayna gibi. Oralarda güneş görülüyor. Mesela güneşli diyelim kar yağdı ardından güneş çıktı. Her bir kar parçasında güneşin adeta bir timsali var. Bütün bunlarda görülen aynı güneşin tecellileridir. Tecelliler fazla, bu tecellilere masar olanlar fazla epey farklı farklı şeyler ama hepsinde görülen tek güneştir. İşte bütün varlık Allah'a bir ayna gibi. Bütün bunlarda gördüğümüz mesela hayat vermek Cenab-ı Hakk'ın Hay isminden geliyor. Yani o haydır, zatında haydır ve e, muhyidir, hayatı verendir. Bütün varlıklara hayat ondan geliyor. Bütün suretlere şekil vermek Cenab-ı Hakk'ın musavvir isminden geliyor. Bütün rızka muhtaç olanlara rızık vermek Cenab-ı Hakk'ın rezzak isminden geliyor. فَكَمَا <laughs> اَنَّهُ Nasıl ki levlem tüsnit şayet sen isnat etmesen tematiyle şems güneşin timsallerini eğer isnat etmezsen El mütele'liye fil gatarat. Katrelerde parıldayan güneşin e, timsallerini eğer vermezsen ila tecelli şems güneşin tecellisine vermezsen yelzem aleyke sana şunu kabul etmek e, gerekir. Yani şunu kabul etmen gerekir. Entakbel şümeyse hakikiye e, hakiki bir güneşcik var ve bil asale doğrudan fi katre her bir katrede her bir damlada gabele şems, güneşin güneşe mukabil olan her bir damlada ve fi zücece ve her bir camda eda teşşems güneşin aydınlattığı her camda ve güneşin mukabil olduğu güneşe mukabil olan her bir katrede bil asale hakiki bir güneşçiğin var olduğunu kabul etmen gerekir. Yani her birini güneşe vermek kolay. Ama güneşi kabul etmediğimizde her bir o par parıldayan şeyde hakiki bir güneşliğin olduğunu kabul etmek gerekir. Bel fi külli şeffafe hatta her bir zerraf her bir şeffaf zerrede teşemmeset. Bir nevi güneş haline gelmiş. Parlak her bir zerrede bir güneşciyi kabul etmek gerekir. Ve ma hazal fart illa balaha min acebil belahat. Bu ise e, en böyle e, hayret verici belahatlerden bir belahettir. Yani hamakattır, akılsızlıktır. Kedalike aynı şekilde inneke levlem külle hay ve hayat ve ihya şayet sen her canlıyı ve her hayatı her ihyayı, hayat vermeyi bir vasıtatı tecellil ehadiyye el camia cami olan ehadiyet tecellisi vasıtasıyladır demezsen ve, ve bir vasıtatı kevnil hayat e, ve hayatın olması noktatan merkezi yeten li tecellil esma esmanın tecellisine bir e, merkezi nokta olmasını e, bunu e, isnat etmezsen Elleti eşi atu şemsil ezel vel ebed. Ki esmanın tecellisi şemsi ezel ve ebedin şuaları hükmündedir. Yani burada esmanın tecellisiyle alakalı da ince bir noktaya temas etti. E, nasıl ki güneşin aleme vermiş olduğu e, ışıkları var, renkleri var. Cenab-ı Hakk'ın da Esma-ül Hüsna'sı ezel ebed güneşinin şuaları hükmünde. Oradan Harıltılar hükmünde. İşte bütün bunları Allah'a vermediğinde lezime aleyke sana lazım gelir. En takbele fi kulli her bir canlıda ve ev zehra işte bir sinek veya bir çiçek bunlarda kabul etmen gerekir. Kudreten fatıra bir kudreti fatırayı yaratıcı bir kudreti bila nihaye nihayetsiz yaratıcı bir kudreti kabul etmen gerekir. Ve ilmen muhita ve muhit bir ilmi ve iradeten mutlaka ve mutlak bir iradeyi kabul etmen gerekir. Ve sıfatın ve keza bir kısım sıfatları da kabul etmen gerekir. La yumkinu vücudihe illa fil vacibül vücut. Ancak vacibül vücutta olan e, bir takım sıfatları da o işte zerrelere, çiçeklere, güneş, sineklere vermen gerekir. Yani sinek aynı zamanda haşa bir yaratıcı gibi olacak. Allah'a ait sıfatlar onda olacak. Bu şekilde kabul etmen gerekir. Hatta tattarru antuuti eliküllü <laughs> zerratin uluhiyeten mutlaka öyle ki sen her bir zerreye mutlak bir uluhiyet vermeye mustar kalırsın in esnet şey ile nefsihi. Eğer herhangi bir şeyi nefsine isnat edersen, yani o kendini yapıyor gibi düşünecek olursan, Allah'a ait sıfatları en küçük bir zerreye bile vermen gerekir. Ev takbele li külli sebebi minel esbabil gayril mahdude veya e, gayri mahdud sayısız sebeplerden her bir sebep için kabul etmen gerekir uluhiyeten mutlaka mutlak bir uluhiyet in esnet, şey ilel esbab ee, şey, o şeyi sebeplere isnat edecek olursan sebeplerde e, mutlak bir uluhiyet olduğunu kabul etmek gerekir kabul etmen lazım gelir ve takbel şureke gayri mütenahiyye ve sayısız şerikleri kabul etmen lazım gelir fil uluhiyye uluhiyette elleti şehnuha el, el Halbuki uluhiyetin şe'ni istiklaliyettir. Yani e, uluhiyet şeriki kabul etmez. Elleti la, tek, la takbelü asla ki istiklaliyette şirki kendine ortak olmasını asla kabul etmemektedir. Malum risalelerde bununla alakalı şuna da dikkat çekiliyor. İnsanlar o derece aciz, muhtaç olmakla beraber yine de kendi işlerine karışılsın istemiyor. Ve bundan dolayı işte saltanat mücadeleleri oluyor. Kendisine rakip olanları insanlar ortadan kaldırmak istiyor. Demek ki saltanatın bir gereği, müstakil olmanın gereği şeriki kabul etmemek. Aleme baktığımızda alemde herhangi bir mücadele yok. Alemde her şey düzgün bir şekilde varlığını devam ettiriyor. Demek ki Allah'ın mülkünde asla bir şerik yok. Her şey Allah'ın emriyle e, görevini yerine getirmekte. İz çünkü inne külle zarra her bir zerre lâ siyeme izâ kânet minel bezra vel nevâti özellikle tohum ve çekirdek türünden olduğunda lehe vad'iyyetun muntazama acibe onun e, muntazam acip bir vaziyeti vardır. Ve lehe münasebe, onun münasebeti vardır. Ma eczail hay, o canlının cüzleriyle bir münasebeti vardır. Ellezihu ve cüz'ün minhu. Ki kendisi o canlının bir parçası, ondan bir cüz olmakla beraber diğerleriyle münasebeti vardır. Bellehe münasebet ma nevihi, Hatta kendi nev'iyle münasebetleri vardır bel mal mevcudat hatta mevcudatla varlıklarla münasebeti vardır. Ve lehe vazaif fi nisebiha ken nefer fi devairil askeriye. Askeri dairelerde bir nefer gibi onun o nispetlerinde vazifeleri bulunmaktadır. Şöyle ifade edeyim. Mesela şu anda e, ordumuzun belki 500 binden fazla askeri var. Bunlar Türkiye'nin her tarafında ilgili yerlerde görevlerini yerine getiriyorlar. Ve burada tek bir ordu var ve ona göre de her tarafa bir tanzim var. Bu askerlerin kendi keyfine bırakılmış bir şey değil. Yoksa diyelim soğuk olan yeri veya tehlikeli olan bölgeyi bir asker herhalde tercih etmez. Kolay yerlere gitmek ister. Ama tek bir merkezden bu idare edildiğinden, Herkes uygun yere gönderiliyor. İşte orada bir tek asker sadece bir tek asker olarak düşünülmemeli. 500 bin asker varsa 500 bin askerle alakası var. Vatanın her tarafıyla alakası var. İşte askerin nasıl ki devairi askeriye de bu şekilde nispetleri varsa insanın vücudunda mesela 100 trilyon hücre varmış. Ne kadar da zerre var onu bilemeyiz. Bunların her birisi bulunması gereken yere gönderiliyor. E belli ki belli bir sistem var. Yoksa bütün böyle hücreler beyin hücresi olmak isteyebilir. Göz hücresi olmak isteyebilir. Ayaklara talip pek çıkmayabilir. Ama her biri belli bir yere gönderildiğine göre demek ki bir otorite onları istihdam ediyor ve tanzim ediyor. Belki bir cihetini de şöyle düşünebiliriz daha önce bir şeker örneği vermiştik. Bir şekerin arka planında koca fabrika var. Herhangi bir canlının da arka planında koskocaman kainat var. Mesela bir elmayı düşündüğümüzde elma ağacın dalına bağlı. O dalın e, gövdeyle alakası var. Köklerle alakası var ve o ağacın köklerinin toprakla alakası var. Ağacın yapraklarının güneşle alakası var. Aynı zamanda ağaç olarak bir bütün olarak baktığımızda havayla suyla alakası var. Ve e, güneşle alakasını düşünürken güneşi de tek başına düşünemeyiz. Güneş alem ağacında adeta bir meyve gibi. Arka planında onun da kocaman bir alem var. Bu, bu tarzda baktığımızda adeta bir elmayı elimize aldığımızda şöyle bir çektiğimizde arkasından koca kainat geliyor. Böylece kainatta şirke, şerike asla yer yok. Bütün kainat bir tek elden idare ediliyor. Elhasıl, elhasıl Türkçe'de de kullanıldığı şekliyle. Kema ennehu levlem tüsnit eşşümeysatil meşhude fil gatarat ila cilveti şems fi ziyaihe. Nasıl ki güneşin ziyasında cilveler oluyor ve bütün o, o katrelerde bu küçük küçük birer güneşlik şeklinde görülüyor. Sen bunları e, güneşin cilvesine vermezsen lezimeke kabul şumus gayr-mahsura. Sayısız güneşleri kabul etmen gerekir. Fi eşya sagira küçük şeylerde e, birer güneşlik olduğunu kabul etmen gerekir. Tadigu annüceymetu Zübeybe elleti tatiru fil leyl. Gece tayaran eden e, işte yıldız böceği veya ateş böceği de tabir edilir. E, yani o bile oraya sığmazken orada kocaman bir güneşin varlığını kabul etmen gerekir. Tabi buradaki münasebet herhalde şu. Küçücük o e, ateş böceğinin de bir ateşi var. E, şey ışığı var. O bile oraya sığmazken sen tutup koca güneşi o küçücük canlı da var kabul etmen gerekir. <usur> Kezalike levlem tusnit külle şey ilel kadiril mutlak. Eğer her şeyi kadiri mutlaka isnat etmezsen elle öyle bir kadiri mutlak ki tetesave bin nisbe ila kudretihi ezzerrat ve şumus vel cüz'ü vel kül vel, -cüz vel ve ve sagir vel kebir ki onun kudretine nispetle zerreler ile güneşler cüz ile kül cüzi ile külli, küçük ile büyük müsavidir. Yani Allah için zor diye bir şey yok. Allah e, e, zerreleri yaratma kudret kolaylığında, güneşleri de yaratır, parçaları yaratma kolaylığında küllü, bütünü de yaratır, cüziyi de yaratır, külliyi de yaratır, büyüğü küçüğü hepsini aynı kolaylıkla yaratır. O zaman eğer e, her şeyi sen kadiri mutlak olan Allah'a nispet etmezsen lezimeke kabul elihat ilahların varlığını kabul etmen gerekir. Gayri mütenahiye. Gayri mütenahi ilahların varlığını kabul etmen gerekir. Ve sakatta fi belahetin min eşna belahet o zaman en çekim bir belaheti öyle bir belahete gayri mütenahi bir belahete akılsızlığa düşmüş olursun